2002 ile 2006 hatta 2010'a kadar bir Ak Parti vardı. Bunun içerisinde e, demokrat e, düşünce, demokrasiye inanmış kişiler ve liderler, siyasetçilerin de olduğuna inanıyorum. Ama bugünkü Ak Parti artık bu yapıyı tamamen kaybetmiş durumda. Şimdi baktığımız zaman Ak Parti'nin Abdullah Gül gibi, Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi aslında demokrasiye inanan ama mütedeyyin bir takım e, siyasetçilerden oluştuğunu fakat bunların daha sonra koptuğunu artık bugünkü AK Parti'nin ve Erdoğan'ın tamamen cemaatlere dayandığı düşünüyorum. Bence vardır. tamamen e, cihatçı bir kadro kaldı ve Erdoğan tamamen iktidarda kalabilmek için de bu cihatçı ve şeriatçı kadroya dayanmak durumunda kalıyor. Tarikatlara dayanmak durumunda kalıyor. Bu bunu gösteren en önemli şey Ayasofya'nın açılışı sırasında o gün başlayan yükselen bir e, e, trend var. Laikliğe karşı şeriat söylemleriyle e, başlayan bir söylem ve bugüne gelmiş durumdayız. İkincisi bence bu, bu çok önemli. Yani AK Parti az artık eski AK Parti değil. Demokrasiye inanan insanlar yok olmuş vaziyette. Başka bir kulvara geçmiş durumdalar. Bugün o insanlar başka bir kulvarda demokrasi için mücadele ediyorlar. Onlar bir takım liberaller gibi AKP ile birlikte bir demokratik proje kurabileceklerini zannettiler. Aslında AKP her zaman öyleydi. 2002'de bakın il başkanı iken yaptığı konuşmayı Refah Partisinin e, Üsküdar ilçe binasının açılışındaki konuşmayı siz biraz Ümran, önce özetlediniz. Evet. Ben 2002'de de değil. 1990'da 91'de. Refah Partisi Bayrampaşa ilçe binasında Sayın Erdoğan'la iki buçuk saatlik bir söyleşi yaptım. Aynı şeyleri söyledim. Aynı şeyler. Bak, hiç değişik değil. Milli, Hiç bak, değişik. Milli Selamet Partisi'niz. Yalnızca taktik değişik. Hocam Milli Selamet Partisi'nin neden iktidar olamadığını e, sordu. Ben dedim ki neden başkan iktidar olamadı? Hı -hı. E, çünkü dedi Milli Selamet Partisi seyircilerimiz için söyleyelim. 1980'den önce Necmettin Erbakan'ın genel başkanı Hı -hı. olduğu Milli Görüş'ün ilk ve en önemli partisi. Milli Nizam Partisi'nden sonra kuruldu ama meclise giren ve e, 70'li yıllarda milliyetçi cephe hükümetlerinde koalisyon ortağı olan bir parti. E, Sayın Erdoğan da o partinin gençlik kolları yöneticilerinden biriydi. Hı hı. Milli Selamet Partisi cami avlusuna sıkışıp kalan bir partiydi. Biz refahı Refah, Refah Partisi'nin cami avlusundan çıkaracağız dedi. Peki cami avlusunun ima ettiği e, siyasal ilkelere bağlı kalacak hı hı. mısınız? Elbette dedi. Bu bir Muhammed'i devrim stratejisi. Bu bir taktik. Tamamen taktikti. Şimdi, tabii. Tamamen taktikti. Şimdi taptikteki. o aklımdan, Yani böyle, o zaman da AK, tartıştık. AKP, AKP içindeki hani kendisini demokrat zanneden buna yani bir takım ahmak solcularla liberaller de buna inandılar ve büyük bir destek verdiler. Şimdi onun da aldığı doğru. Cemaat dağıldı. Yani Cami Cemaatini bile birleştirmeyen bir parti var ortada. Hiçbir birleştirici zemin kalmadı hocam. Yani e, hiçbir birleştirici zemin bırakmadılar. Cumhurbaşkanı birleştirmiyor çünkü kendi partisi dışındaki bütün partilere oy veren vatandaşlara hakaret ediyor. Aynen. Her sabah parmak sallıyor, tehdit ediyor, hı hı. evine polis gönderiyor, Twitter mesajlarını takip ediyor. Bir totaliter bir baskı rejimi kurulmuş durumda. E, din diyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanı kalkıp aynı şeyleri yapıyor. Biraz önce söyledim. Yani sınıfa giren öğretmen günaydın mı diyecek, selamun aleyküm mü diyecek? Bunu bana soran ya büyük bir tedirginlik hı hı. içindeyiz hı hı. diyen, daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen muhafazakar bir aileden geliyorum diye de kayıt düşen, beni tanıdığı için yolda çevirip söyleyen bir öğretmen. Bu kadar olmaz dedi. O yüzden Sayın Özkiraz'ın söylediği şey çok doğru. AKP seçmeni de AKP'ye oy vermeyecek. Öyle anlaşılıyor. Böyle bir yere doğru gidiyor. Birleştirici hiçbir zemin bırakmadılar. Hiçbir şey kalmadı. Yani din birleştirici olmaktan çıkartıldı AKP Bakın. tarafından. Cumhurbaşkanlığı çıkartıldı. Meclis bir aksesuara dönüştürüldü neredeyse. Bütçe yapma yetkisi de yok Sayın Hı. Halbuki Solmaz Türk'ün söylediği ki meclislerin kuruluş gerekçelerini hocam siz çok iyi bilirsiniz. Bu vardır yani bütçe yapma yetkisinin bütçe. millet adına temsilcilerine verilmesidir. Şu anda onu kaldırdı. Yok kaldı Böyle yok Yalnız böyle bir bu son bir yıl içerisinde bence. dört görevinden biridir. Ben demin yani evet, son viraja girdi. Yani gidiyor gidişte. Ama bu tabloda hem içte hem dışta her şeyi yapacak. Nasıl iktidarda kalabileceği konusunda taktik ve strateji ne varsa Demokratik ve Adil bir seçime gitmemek konusunda gitmemek direnecek diyorsunuz. Kemal Bey'e soralım. Şimdi bir de şu var tabii. Dış dış faktörü unutmamak lazım. Amerika faktörünü, Avrupa Birliği faktörünü ve Amerika ile Avrupa Birliği'nin şu anda Türkiye'ye yönelik ortak bir politika izlediğini de unutmamak lazım. Nedir Erdoğan. Bu politika? Şimdi Yani ben Erdoğan'ı gözden çıkarttıklarını gözlemliyorum. İzlediğim bu, edindiğim izlerin bu. Peki yerine kimi getirdiler? Henüz bilmiyor. bilmiyoruz. Yok onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ya kimseye getirmeyi, Şimdi, yani getirmeleri getir, önemli de şeyde, değil. Ya, her bence bu, Erdoğan seçimlerde, seçimlerde e, olmayacak Türk da milleti e. getir, milletimiz getirecek seçimlerde. Evet. Bence sandıktan ee, tabii çıkacak. Türkiye'nin liderini ve cumhurbaşkanı. Evet. Yalnız dışta önümüzdeki biraz günlerde Amerika getirdiği için AKP'yi Amerika getirdi <laughs> doğru. Biraz evvel de bir şey çok özür dilerim sözünüzü kesin. Tabii. Geriye ne kaldı dediniz de geriye sadece baştan beri var olan çıkarlar kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Evet, bir çıkar koalisyonu var AKP'de. Şimdi önümüzdeki dönemde Amerika Hayır, ile Oraya Avrupa bir Birliği'nin... Soruyu biraz daha <gülüyor> netleştirelim. <gülüyor> evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, AKP tarafından aldatıldığını düşünüyor ağırlıklı olarak. Hı hı. Şimdi Foreign polisi dergisinde çıkan şeyler var, analizler hı hı. var AKP'ye döneminde. Yoldan çıkmış bir müttefik olarak değerlendirildi. Hı hı. Yani bu ciddi bir analiz. AKP iktidarına güvenilemeyeceği Yani sözler verilip bunlar bir kısmı yapılmış, bir kısmı kazık katıldığına dair bir yanlış var. E, demokratik bir çizgiden sapıldığı gör, gözleniyor. Bu açık bir şekilde ifade ediliyor Hı -hı. vesaire. Yani bölgede öngörülemeyen ve bugüne kadar deyim uygunsa bütün kirli işlerini gördürdükleri ve artık ihtiyaçları da olmayan dünyada da siyasal İslam çöktüğü için ihvancı network şebeke de dağıldı. Tunus'ta da dağıldı, Fas'ta da gitti. Mısır'da dağıldı. Bir AKP var. Ve Suriye'de iç savaşı kaybettiler, Suriye'de yönetim kazandı, Suriyelik kazandı. AKP yani dünyada siyasal İslam bu kadar büyük ve ağır bir yenilgi almışken, iflas etmişken, Türkiye'de ihvancı bir partinin başarılı olması için hiçbir neden yok gerçekten. Ama hala dış politikada Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin memnun olabileceği bazı gelişmeler olabilir. Bir tanesi şimdi Doğu Akdeniz. Mesela Doğu Akdeniz'de taviz verebilirler, taviz satabilirler zaten böyle. geri adım atılmış durumda. 3-5 ay önce biz Ama ne konuşuyorduk? Ama bu millet de ters Ancak şimdi bütün üç, beş, bunlar evet. 3-5 ay önce biz burada başka şeyler konuşuyorduk değil mi? Yani e, gemilerimiz çıkmıştı oraya işte şey yapıyordu falan, falan bir gövde Yok, gösterisi vardı. Biz Tamamen da. Oruç Reis limana çekilmiş durumda ciddi bir geri adım atılmış durumda. Şimdi, i̇kinci, ikinci müsaade ederseniz Suriye tabii. meselesi. Bence esas önemli olan önümüzdeki günlerde Türkiye'den ve Erdoğan'dan ne istenecek. Anayasa konusu, Suriye anayasası konusunda Rusya ile Amerika'nın büyük ölçüde anlaştığı, en azından kırmızı çizgilerde anlaştığı görülüyor. Egemenlik alanları belirlenmiş durumda. Kürtlerin geleceği ne olacak orada? Kürtlerin geleceği yüzde oranında bir alanı kontrol ediyorlar ve 7 tane kantonla özel bir bölge, fiili özel bölge oluşturmuş durumdalar. Amerika'da ne konuşulacak? Bence önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemine ve Cumhurbaşkanı'nın gündemine de bu konu girecek. Cumhurbaşkanı ayakta kalabilmek için acaba bir söz verecek mi? Ya da nasıl bir uzlaşmaya gidilecek? E, sadece iç faktörler değil, önümüzdeki günlerde bence dış faktörlerde Amerika ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler son derece önem taşıyacak. Nur Hanım çok haklısınız ama 20 yıldan beri sizin bütün bu söylediklerinizle yönetilen dış politika çıkar üzerine yönetilen ama Türkiye'nin çıkarları, milletin, devletin çıkarları değil. Bir devlet aklıyla Türkiye'nin devlet çıkarları, ileriye dönük çıkarları düşünülerek yapılan ilişkiler üzerine değil, tek kişinin sevmesi, sevmemesi, efendim Esat'la arasının iyi olup olmaması, Trump'ı tutup tutmaması gibi yahut da ıhvan politikası gibi yıllardan beri süren bu ilişkiler dış politikadaki bütün yanlışları da artık vatandaş görüyor. Yani bütün bunların Türkiye'nin başına açtığı belaları, Türkiye'ye gelen 6 milyon kadar Suriyeli sığınmacıyı, yapılan yanlış politikalar sonucunda açık kapı politikasıyla nereden geldiğini, niçin geldiği, kimin yolladığı, kimin aldığı belli olmayan, eli silah tutabilen Afgan efendim erkekleri. Yani vatandaşlar bunların hepsini görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ya da başka herhangi bir ülke için, dünyanın zaten hepsi için politikalarının, Bizim Peki. hayrımıza, bizim çıkarımıza Peki. olacağını beklemek büyük bir saftillik. Ama bizim İyi parti olarak bizim ve genel başkanımızın ne ABD ile ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği ile en ufak bir pazarlık ya da en ufak bir e, efendim e, çıkar ilişkisi içinde olmamız mümkün değil. Gerçekten kurulduğumuzdan beri sadece milletimize güveniyoruz. Milletin hayrına çalışıyoruz ve önümüzdeki seçimlerde. Bir durum Nuran'ın da bir durum tespiti olarak evet, yapıyor. Evet. Yani bu, ama bunu büyük bir dış destekle. Bunun bunu, bunu geldiği için çok doğal Şimdi çünkü o destekleri de kaybetmiyordu. Evet. Kendi devletinizde, kendi milletinizden gücünüzü almaz da kendinizi hükümet olarak manipüle edilebilecek hale getirirseniz, evet. Peki. Bütün dış poli, yani ülkelerde bunu yapmak için zaten şey de evet, bekliyor kapıda. Evet. Bekliyor bu çok doğal ama bütün bunlar geçecek Türkiye'de Şimdi diye biz, düşünüyor.